stand oynamayı arada düşünüyor musun? İster misin böyle güzel bir teklif gelse? İsterim. Şeyi de çok isterim. Diriliş. Diriliş yaptım. Dönem dizileri. Bir de şöyle bir şey var. 3 sene önce galiba Survivor'a girecektim. Ya. Oradan da direkten döndüm. Ne artarsın? Ama Survivor... bak amacım o Survivor'a gitmek ha. Belki bir haftada eğlenirim. Belki 3 günde beni diskalifiye ederler. Tam Survivor'lık adamsın abi. Belki diskalifiye ederler ama o Survivor'a gideceğim abi. Ama bilmiyorum. Esra'nın izin verir mi artık? Yani. Ama ekip adına da gideceğim. Ekim adına. Esra Erol ekibi için yarışacağım orada. Üçüncü gün el edeceğim. Buraya geldiğim zaman stüdyodan içeri sokacağım. Bizi rezil ettin diye. Tamam, parayı bölüşürüz artık. Aynen. Ben de gitmek istiyorum da böyle izliyorum bazen fare falan geçiyor ya. Bunlar benim özellikle. Ben tiksinirim. Ben fareymiş, böcekmiş, cartmış, cürtmüş, yılanmış var ya. Acayip. Üstünde dolaşıyor ya. Bir de şöyle bir şey var. Ya koşma yarışmalarında nasıl yapacağız o da değil. Sen de koşamayacaksın, ben de koşamayacağım. O yüzden ben yetenek oyunlarında, yetenek oyunlarında. Zeka oyunlarında. Belki Acun o program için satranç koyar. Satranç oynarken bile pahalarda onu olur. Bile yapamayız biz. Tavla iskambil. Ama bence sende bir yani dizide oynama potansiyeli görüyorum. Vallahi yani, İnşallah önümüzdeki zamanlar denk gelir yeniden. İzleriz seni. Şey tarzı istiyorum şu eski Osmanlı dizileri var ya. Abdülhamit. Abdülhamit. Orada da bir yani bir paşa olsam ne olur? Ya biz bu sakalları boşuna boşuna mı uzatıyoruz? Uzattık yani. Senelerdir sakal bırakıyoruz. Bir fark edin be abi. Hakikaten tamam. Hayır hayır yeter ama abi. Ama saçları ne yapacaksın abi? Saçları bir şöyle indir derler. O zaman jöle mi varmış? 3 numaraya vururum abi. Vururum diyorsun yani. Normalde peki. Saçları yanlarını hep kısa yapıyorum. Bu sefer uzatacağım abi. Şöyle yanlara doğru bir ekçil yapacağım. Benim saçımı sen görmüş müydün? Burada topluyorum. Ne zaman? Yanları da böyle tamamen. Ne zaman? Ya bir iki yıl önce falan, bir yıl olmuştur herhalde. Ya bir dönem uzatmıştım artık. Tamam. Tabii de toplayıp yanına sıfır yapmıştım. Sen yanlara da uzatacağım diyorsun. Ben komple şöyle arkaya doğru bir ekşi yapacağım. Berberi kim? Bir berberim. Çok iyi bir berberim. Şey değil mi? İçeren nerede? 15 TL. 15 TL. 15 TL nerede var abi? Var var. Sakallı ait mi? Sakalsız abi. Sadece saç kesimi 15 TL. Vallahi Caner var 100 liralık yerler de var abi yoldayım seni. Ya 100 liralık abi. Abi berbere bir giriyorsun bir çıkıyorsun 200 milyon. Yok yalandan yüzüne krem süreyim, yok işte bilmem ne maskesi, yok saçına bir bakım yapayım. Lan dökülecek saç zaten bakım yapsan da o saç dökülecek zaten. Ben 30 TL'ye kestiriyorum saçımı falan. Ya bak para kimde var o belli oldu şimdi. Biz ya abi biz bu tarzda yok bilmiyorum ben bulamadım bir türlü. Sen 15 TL diyoruz ama başlıklarla başlıklarla o 50'ye gidiyor zaten. Biçimler sürekli değişiyor bu arada. Evet şu an tam biçimimiz oldu. Biraz daha... He? Kayıttayız. Kayıttayız. Oy. Yo fark etmez. Ya biz bu işi aradık bulamadık. Ama bir yayın az kaldı. Bir yarım saat sonra 45 dakika sonra artık hazırlıklar başlıyor. Bu ışıkla çekmemiz lazım. Bu ışıkla çekmemiz lazım. Bu altı geriye say. Ama şey yani şimdi hem profilin iyi. Buradan güzel bir screenshot alırım ben. Aa olur. Sana gönderirim. Valla her şeyi sordum biliyor musun Caner sana? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle Caner'in bu kadar olumsuz yaşanan şeyler varken hayatında. Ya bir de bilmedikleri de var insanların. Yani mi? Neler var mesela bize? Ya çok sıkıntılar çektim ya vallahi. Şey ya. Gibi duygu sömürüsü gibi olacak ama gerçekten çektim. Ve şu anda Allah mükafatını verdi herhalde. Çok sabrettim, evet. Şükrettim. Şu an iyi bir yerdeyim. Allah işimizi bozmasın. Ya Esra Hanım gibi bir patronum olduğu için, Ali Özgür gibi patronum olduğu için vallahi gerçekten gurur duyuyorum. Ben de öyle. Vallahi öyle abi. Benim de patronum gerçekten. Ya. Senin de patronun öyle patronlarımız olduğu için. Çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz gerçekten. Çok iyi ya, bir aile ortamı. Senin muhabirlikle ilerleyen hayatın artık pervemeye başladı. Saadettin Teksoy geliyor. Saadettin Teksoy geliyor. Hepsinin karışımı. Uğur Dündar, Reyhan Acun da biliyorsun senin gibi bir... Aynen o. Belki yani. İleride sen de... Yani bize tabii. Yeni bir Acun geliyor. Caner Firar'da. Caner Firar'da. Ama İngilizce yok abi. He? Türkçeden başka değil. Acun'un İngilizcesi var. Şahaneydi. Ha, her neyse şimdi bunu keselim. Bu arada Almanya'da büyüdün. Almanya'da mı? Evet. Sen onu Almanya'ya, Adana'da doğdun. Kaç yaşında? Adana'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. 5. sınıfa kadar Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu'nda okudum. Oradan sonra annem başka bir evlilik yaptı. Onunla birlikte Almanya'ya gittim. Gittik. Bir gram Almanca bilmiyorum. Yaşım 9. Orada da bir saçma sapan bir hayatım oldu. 9 yaşından polis olmak istiyordum. Evet. Bunu da söyleyeyim. Polis, savcı olmak istiyordum. Aileme hep diyordum beni Türkiye'ye yollayın, yatılı okuyayım. Yollamadılar. Orada kaldım. Çok zor bir dönem tam. Yani, tam ergenlik çağı döneminde. Üvey baba. Yani kötü geçti ya. Peki ne zaman geldin Türkiye'ye? İşte yarışmayla geldim. 22-23'te. 22-23 yaşında geldim. Sonra da kaldım. O şeyi de çok soruyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu o zamanki yarışma
yalan mıydı, işte kurgu muydu? Bak onu, o zamanlar onu ben bilmiyordum. Ben arkadaşlar yemin ediyorum size hiçbir kurgu yok diye. Yok değil mi? Yani yarışmanın içinde zaten başımız ağrıyor, ağrı kesici istiyoruz. İşte kameraya bakıyoruz, diyoruz ki başımız ağrıyor artık bir ilaç getirin. İlacı bile şeye koyuyorlardı, kapak. Bir dolap var, dolaba koyuyorlar. Çok ciddi almışlar. Göz teması olmasın yani, tepki olur falan filan diye. İşte hafta içi kameralar içeriye geliyor, kameramanla konuşmaya çalışıyoruz. Hiçbiri konuşmuyor. Bu BBG versiyonunu biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz oyun, değil mi? Yani her şey gerçek. Musallı tamamen odada kal. Şey, aynen. Bir evin içinde kalıyorsun. Biz 65 gün kaldık. Hiçbir şekilde şey yok. 65 gün çatlar sonra kavga ediyor. Eder tabii abi 65 gün. Ya sen orada 65 gün herhalde yani birbirimizi yiyorduk ya. Televizyon bize yok değildi ama hiçbir şey yok. Televizyon, gazete, internet. O zaman zaten Instagram'dan da çok şey yoktu. Bir çıktım, Türkiye seni tanımış. Beni tanımış, herkes o zaman top sakal bırakıyorum, şey, herkes top sakal bıraktı. Ha evet, doğru. Lens takıyorum, lens takıyorlar, saçlar aynı cadden yırtlar. Peki şey diyeceğim, içerideyken böyle şey oldu mu? Ulan ne oluyor lan dışarıda acaba? Aynen, zaten bir çıkıyorsun. Biz soruyorduk, biz izleniyor muyuz diye. Diyorlardı ki izleniyorsunuz, fena izleniyorsunuz da biz inanmıyorduk. Dedik bizim motive, abi bir çıktık. Maçla aynı saatler maç var, bir de biz varız. Biz maçı geçiyoruz, şu Türkiye maçları falan filan. Şunu da söyleyeyim, bir kuruş da para kazanmadım. Herkes diyor ki, buradan işte numara yaptım, paralar kazandım, bir kuruş para kazanmadım. Birinci olan kimdi? Ben oldum. Para vermediler? Yok abi, ben de neden abi, para vermiyorlar mıydı? Ben, evlenirsem vereceklerdi, ben de evlenmedim orada. Evlenme teklif etmedim. Almadım abi, millet diyor ki, o para işte yalan yaptı, dolan yaptı. O zaman yapımcılar parayı buldu. Siz tanındınız. Biz tanındık. Ünlü oldunuz. Ünlü olduk. Adımız çıktı deliye, psikopata. Evet. Öyle olmadığım halde. Ya çok şeker gibi bir adam ya. Bak şimdi bu videoyu... Yağmur yağmasın, eriyebilirim. O kadar şeker. Bu kötü, kötü espriydi. Yaz kötü bir espriydi. Caner'cim vallahi... Damarıma basılmadığı sürece vallahi şeker gibiyim. Ama damarıma basıldığı zaman da çok farklı bir şekli bürünüyorum. Kimse de o şekli görmesin. Yani damarına basıldığını ben görmedim burada yani. O kadar sıkıntılı. Bak normalde de herkes diyor ki Caner işte agresiftir. Olduğu ortamda her zaman kavga eder. Bak bu dördüncü sene buradayım. Hiç gördün mü? Ya onu diyecektim yani. Yani ben Berke'yle o kadar böyle arası atıştığımız dönemlerde de buradaydım. Teşhurda karşından. Yani hiç böyle bir gerginlik senden bir agresif bir durum. Kavga eden bak siz oradasınız. Sizde de edebilir sonuçta değil mi? Adam yani tabii evet. Herkese takar. Takar değil mi? Kimseye saygısızlık yapmam, herkese konuşmaya çalışırım, selam veririm, hatırını sorarım. Ama çıkarmışlar abi, bu psikopat bu işte böyle bir kafada bardak kırdık diye. Abi ekşi sözlük, hani zeki ya insanların yorumları falan yazıyor, güzel. Oradakiler zeki mi? Ya ha, şimdi bak. Allah aşkına ya, eser şimdi. Hayır, ekşi sözlük bizi görmesin, o kadar yazar arkadaşlarımız da var da. Ya şimdi... Vardır o yazarlardan, onlar abi... zeki olanlar onun arkadaşları. Ya şimdi abi... Abi Onur Kılıcı yazıyor, Onur Kılıcı. Onur kadar kötü yani bir de şöyle bir şey var. O kadar şey yazmışlar tamam mı? Ben onunla şimdi seninle alakalı bütün her şeyi yazmışlar. İntihar ettiğinden geriye doğru gidiyorsun. İntihar en bardak, son. Ondan sonra bardak ilk başta. Gelin hayatımdan. Gelin hayatımdan. Gelin. Yapmayın. İstanbul TV'de olan kötü olumsuz mevzu. Olumsuz her şeyi yazmışlar tamam mı? İyi bir şey yok. Şimdi muhabir kenardan ödül aldı bu kadar şeyden sonra. Evet. Hiç onlarla alakalı bir şey yok. Hayır, yani şimdi yok, güzel yok. Tamam çok zekisin ama... Onu da yazar nasıl yazar biliyor musun? Başka adam bulamadınız mı ödül verecekti bu adama verdiniz? Yazan ne onu yazar orada. Bizim ekşi entrici. Senin arkadaşların burada torpilli yazı istiyor. Torpilli yazı. Bir de şöyle bir şey diyeceğim bak. Bir kötü haber çıkınca bir sürü gazetelerde haber oluyor. Ulan ödül aldık. Yine haberlerde çıktı, yok gazetelerde abi. Çıktı da. O kötü haberleri ballandıra yazanlar niye yapmıyorsun? İşte onu diyorum, ekşi sözlük gibi. Tamam, platform. Kötü bir şeyim olduğu zaman yazın. İftira olmadığı sürece doğruları yazın. Ya iyi olduğu zaman onu da yaz kardeşim ya. Kötüye de bir şey demiyorum. Tamam yaz. Habercisin sen. Kötü bir şey yaptığım zaman yaz. Ya iyiyi de yaz. Yaz ulan yazacaksın. Bekir hoş geldin Bekir. Bekir'e bak ya, saçlara bak. Kardeşime bak ya. Bekir saçları kime yaptı adam? Gel. Oldu. Başladık mı? Yok. Yayın heyecanı başladı. Gerçekten. Gel bir selam ver. Selamlar. Bu da kemancı, başımın tacı. Tamam. Sevgiler, saygılar. Ne yapıyorsunuz? Caner'le sohbet ediyoruz. He. Film çekiyoruz, tamam mı? Çok iyi. Sitcom. Kolay gelsin. Kolay gelsin.
Cener çok teşekkür ediyorum. Tamam. Eser'cim ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bir arkadaşım olarak ilk defa böyle bir sohbet ettiğimiz bir... Aynen ilk defa. 4 senede ilk defa. İlk defa. Yani YouTube olmasa sohbet ettik. Allah senin belanı. Bu kadar uzun bir sohbet etmedik hakikaten. Buradan tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Senelerdir takip ediyorlar gerçekten. Ben duanın gücüne inanırım. Çok seven var, dua eden var. Buna biliyorum. Buradan herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kötü anlarım da olsa destekliyorlar, iyi günlerimde zaten destekliyorlar. Herkes Allah'tan, Allah razı olsun hepsinden. Senin samimiyetine inanan bir kalabalık var ama. Var vallahi, sağ olsunlar. Hepsinin ellerinden öpüyorum, büyüklerimin. Dua etmeye devam etsinler. Eser'cime de edin bu arada. Beraber hepimiz birbirimize dua edelim. Vallahi herkesi çok seviyorum. Kanalı takip edin. Kanal hangisi dur? Koca karı. Koca karı. Başka ismi bulamadın abi. Koca karı mı karı koca mı? Hayır, karı koca bizi hep Gülşah'la çektiğiniz zaman. İngiliz yapıyorsun. Evet. Koca karı sayfasını, koca karı kanalını mutlaka takip edin. Şunu mutlaka yapmam lazım. Nereye basacaklar? He? Nereye takip edip basacaklar? Nerede olacak? Şimdi böyle olduğumuz yer. Amatör olduğumuz nereden belli? Şurada bir yerde olması lazım. Koca karı kanalını takip ediyorsunuz. Abone ol orada. Şuraya abone ona basıyorsunuz. Burada da olabilir. Yok, burada biraz burada sonra. Tamam. Bir dakika, ekran burada olsa şimdi burada izliyorsunuz. Evet, bu tarafta. Evet, burayı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem videolar gelecek. Belki yazında değişik bir video yaparız sen. Evet ya, evet. Güzel oldu değil mi? İkimiz güzel oldu, vallahi güzel oldu. Oldu. Yazı boş geçmeyelim. Aynen. Güzel. Biz birazdan, bugün ne? 22 Mayıs. Bu evet. Videonun zaman yayınlanır biliyor musun? 22 Mayıs'ın esrarı. Bir an önce yayınlat ama sen de. Hafta sonu bitiririm. Bitirirsin. İş yok zaten. Şeyi mutlaka koyuyorsun, o bir Adanalı. O bir Adana. Adana'yı mutlaka. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.